Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi FETÖ sanığına ödül verdi. Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Türkiye Et Genel Kurul salonunu terk etti. Dışişleri Bakanlığı da kararın meclisin itibarına gölge düşürdüğü vurgusunu yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi skandal bir karara imza attı. If you want to open discussion... Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Václav Havel İnsan Hakları Ödülünü FETÖ'den yargılanan ve hapiste bulunan eski Yarsav Başkanı Murat Arslan'a verdi. AK Partili ve MHP'li üyeler ödülün ilan edilmesinin ardından genel kurul salonunu terk etti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Avrupa Konseyi'nin değerleriyle çatışan bir karara imza attığını söyledi. Ne yazık ki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu değerleri savunması gerekirken, demokrasiyi, insan hakları, anayasayı savunması gerekirken bu ödülü Murat Arslan'a vermek suretiyle aslında tarihi bir hata yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir darbe teşebbüsünde bulunan örgütün yanında durdu bugün. Bu Türkiye açısından kabul edilemez, bunu lanetliyoruz ve reddediyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Twitter hesabından yaptığı açıklamada kararın yanlış ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bozdağ, bu karar Avrupa Birliği değerlerinin inkarıdır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'nın da karara tepkisi gecikmedi. Yargı süreci devam eden bir konuda bir terör zanlısının insan hakları savunucusu gibi göstermek demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Una contribución por mi parte. Baylok kullandığı belirlenen eski Yarsav Başkanı Arslan'ın silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.